2 Nisan Cuma sabahında saatlerimiz tam 11'i gösteriyor. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medyaterapi'ye hoş geldiniz. Medyaterapi'de bu sabahta yine bir tür terapi yapacağız her sabah olduğu gibi. Terapi denilebilirse tabii. Gündemi hatırlayacağız. Neler olup neler bittiğini şöyle bir gözden geçireceğiz. Üzerinde yorumlarımız olacak her sabah olduğu gibi ve sonra dönüp gazetelere bakacağız. Gazeteler birinci sayfalarına nasıl yansıtmışlar? Aslında bütün gazete iç sayfalarında da haberleri nasıl işlemiş, hangi zaviyeden görmüş, hangi bakış açısıyla görmüş ve tabii ikinci bölümde de haberlerden bu kez yorumlara geçeceğiz ve köşe yazarları gündemi nasıl yorumlamışlar? Bazı seçmelerle o yorumları, analizleri okuyacağız size. Arada yani ikinci bölümün başında da yine her sabah olduğu gibi televizyon ve sosyal medyadan seçmelerimiz olacak. Gelin 2 Nisan Cuma sabahında düne bir bakalım. Dün neler olmuş, neler bitmiş bir hatırlayalım. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentoya bir darbe gerçekleşti. Evet, darbe gerçekleşti. Çünkü parlamentonun iradesine, yani halkın oylarıyla seçip oraya gönderdiği milletvekillerinin oylarına ihanet edildi. Bir önceki gece, yani 31 Mart gecesi yapılan oylama iptal edildi. Hayır, biz bunu saymıyoruz denilip tekrardan oylama yapıldı. Son derece doğru koşullarda, yasal koşullarda, düzgün koşullarda yapılmış bir oylama iktidar partisinin aleyhine sonuçlandığı için iptal edildi ve yeniden oylama yapılması kararı alındı. Meclisin tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı. Adeta daha önce yapılan başka darbeler gibi. 6 Mayıs 2019 darbesini hatırlar mısınız? Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettiği karardan bahsediyorum. Yani 31 Mart 2019 günü yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği gün o kararın iptal edilmesinden, yani biz kazanmadık dolayısıyla bu seçim geçersizdir, biz kazanana kadar seçim yapılacak mantığından söz ediyorum. Otokratik rejimden, yani tek adamın ağzının içinden çıkan buyruklarla oy sandığının yönlendirilmeye çalışılması sisteminden söz ediyorum. Evet, kendimizi kandırmayalım. Türkiye'de böyle bir sistem geçerli. Benim istemediğim mahkeme kararı iptal edilecek. Benim istemediğim kararı veren yargıç oradan oraya sürülecek. Benim istemediğim şeye soruşturma açan savcı başka yere tayin edilecek. Benim istemediğim rektörün seçimine izin vermem, ben doğrudan merkezden tayin ederim. Benim istemediğim bir atama yapılamaz, onu geri çeviririm. Benim istemediğim kararı alan Anayasa Mahkemesi'ni hain ilan ederim. Hatta kapatılması çağrısında bulunurum. Benim istemediğim şekilde sonuçlanan oylamanın sonucunu da oraya güçlerimi gönderir, değiştiririm mantığı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yaşandı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde orada oylamayı kendi ellerini kaldırarak İptal eden, daha doğrusu bir teklifi reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerinin oyları silindi. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine, oradaki hayır oyu veren milletvekillerinin iradesine saygısızlık edildi ve bir darbe yapıldı. Dün, yani 1 Nisan 2021 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir darbe yapıldığının yıl dönümü olarak kayıtlara geçti. 15 Temmuz darbesinde nasıl oraya bomba yağdırıldıysa dün de milli iradeye bir tür yine öyle bomba yağdırılmıştır. Milletvekillerinin oyları geçersiz sayılmıştır. Çünkü o gün, yani 31 Mart gecesi, Cumhuriyet Halk Partili bir başkan vekili orada görevliydi. Biliyorsunuz, dönüşümlü olarak başkan vekilleri oturumları yönetiyorlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bu görevlendirmeyi yapıp belli bir takvim çerçevesinde işte bugün Cumhuriyet Halk Partili başkan vekili, öbür gün İyi Partili başkan vekili, bir sonraki gün HDP'li başkan vekili, AKP'li, böyle bir rotasyonla oturumları yönetiyorlar. Ve belli tarihlerde de Mustafa Şentop ya da önemli günlerde kendisi yönetiyor. Kendisi orada olmadığı için, Cumhuriyet Halk Partili başkan vekili olduğu için o oylamanın yanlış yapıldığını, iç düzük hükümlerine aykırı yapıldığını öne sürerek dün Mustafa Şentop duruma hakim oldu ve başkanlık divanını toplatarak o oylamanın geçersiz kılınmasını sayıldı. Bir şey daha yaptı Sayın Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan söz ediyorum. Çıktı,
muhalefete, muhalefetin grup başkan vekillerine ağır sözler sarf etti. Özgür Özel'den bahsederken pişman ederim şeklinde bir tehditte bulundu. Neye pişman edecek? Kendisini eleştirdiği için pişman edecek. Özgür Özel haklı olarak dedi ki, haklı bir isyanda bulundu Özgür Özel dün sabah saatlerinde. Burada da canlı yayınladık bizim yayının hemen öncesinde. Dedi ki yahu bakın 19 yıldır bu parlamentoda siz çoğunlukta mısınız? Çoğunluktasınız. 19 yıldır biz el kaldırıyoruz. Siz el kaldırıyorsunuz. Sizin elleriniz daha fazla sayıda olduğu için siz kazanıyorsunuz. Gıkımız çıkmıyor. Parlamento çoğunluğu demek böyle bir şey. Halk demiş ki ben oraya daha fazla iktidar milletvekili göndereceğim. Bütün oylamaları onlar kazanacak. Ama bir aşamada bir kanun teklifi görüşülürken sizler gitmişsiniz dışarıda kuliste oyalanıyorsunuz ya da bilinmeyen bir sebeple bu teklife yani kendi verdiğiniz teklife sahip çıkmamışsınız. Genel kurul salonuna gelmemişsiniz. Muhalefet orada yerini almış, kaldırmış ellerini, hayır oyu çıkmış, saymıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Saymıyoruz diye bir mantıkla parlamento çalışmaz. Parlamentoyu çalıştırmamak, parlamentoyu felç etmek, tekrar ediyorum, parlamentoya darbe yapmak anlamına gelir dün yaşananlar. Mustafa Şentop böyle tehditkar ifadelerle muhalefetin grup başkan vekillerine atar yaptı, gider yaptı. Hani birazcık daha kaba tabirle bu da yanlış bir şeydi. Şimdi atar gider derken son günlerde başkalarının da yaptığı atarları giderleri gözden kaçmasın diye hatırlatmak lazım. Süleyman Soylu da geçen gün biliyorsunuz bu Kürşat Ayvatoğlu denilen delikanlı AKP'li danışman delikanlı hani büro personeli falan diye biraz sulandırmaya çalıştılar meseleyi ama işte bu pudra şekeri işte ihaleler bilmem neler bu hadisenin içinde bulunan Hamza Dağ'ın çok yakınındaki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın çok yakınındaki bu delikanlının rezaletleri ortaya çıkınca şatafatlı yaşamı filan ortaya çıkınca dedi ki elimizde çok mahrem bilgiler var. Bu Kürşat'ı eleştirenler çok fazla konuşmasınlar. Yani başları ağrıyabilir mealinde yani bizim elimizde de başkalarını öyle mahcup edecek bilgiler var şeklinde bir tehdit savurdu. Şimdi gazetelerde yazılıp çizilene baktığımız zaman Adnan Oktar ya da işte Adnan Hoca denilen çetenin teşkilatın mekanından ele geçirilen bazı dijital kayıtların filan İçişleri Bakanlığı'nın elinde olduğu biliniyor. Şimdi o kayıtlarla ilgili olarak onların üzerinden birilerini zor durumda bırakacak, mahcup durumda bırakacak bilgileri ifşa etmeyi mi kastetti Sayın İçişleri Bakanı? İnşallah öyle bir imada bulunmamıştır. Yani ben devletim, ben herkesin her şeyini istediğim zaman izleyebilecek güce sahibim. Evet, o güce sahipsiniz ama o gücü sadece devletin varlığına, bekasına, toplumun varlığına ve bekasına, memleketin aleyhine kullanmaya yeltenen terör örgütlerinin ya da suç örgütlerinin takibinde kullanabilirsiniz onu. Bunları insanlarla ilgili gizli bilgileri nasıl elde edildiği bilinmeyen gizli bilgileri ifşa etmek suçsa devleti yönetenler böyle bir suçla ya da böyle bir suçu işlemekle vatandaşı ya da muhalefet partilerini, muhalefetteki siyasetçileri tehdit edemezler. Onlara böyle bir şantaj imasında bulunamazlar. Aman ha, devlet yönetmek böyle bir adap, edep gerektirir. Onu da hatırlatmak lazım. Tekrar Mustafa Şentop'a dönelim. Dün Mustafa Şentop meclise yapılan darbenin ön ayak olan unsuru olarak öne çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olarak yapmaması gereken bir şey yapmıştır. Ağır bir ayıp işlenmiştir. Bu da tarihe 1 Nisan 2001-2021 darbesi olarak geçecektir. Bu da bilinsin diye söylüyoruz. Dün koronavirüs pandemisinde yeni bir rekor yaşandı. 40 binin üzerinde vaka sayısı açıklandı. Artık giderek her gün rekorlar kendini yeniliyor maalesef. Ölüm sayıları da öyle rekor düzeyde efendim yüksek düzeyde seyrediyor. Vaka sayıları geçen yılın Mart ayında başlangıcından itibaren pandeminin en yüksek düzeye ulaştı. Avrupa'nın ve dünyanın bir günde en fazla vaka saptanan ülkesi haline geldik. Niye? Çünkü pandemiyle mücadelede başarısız olduk. Virüs galip geldi ve her geçen gün yeni goller atıyor bize. Bakın işte tablo ortada. 40.806 vaka bir tek günde. Fransa'yı, İtalya'yı, Almanya'yı, Polonya'yı filan sollamış vaziyetteyiz.
1424 hasta sayısı, 176 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bakın tablonun sağ tarafında 31.713 şu ana kadar toplam ölen insan sayısı. Her sabah burada tekrarlıyorum. Günde 176 kişinin ölmesi çok vahim bir duruma işaret ediyor. Günde 176 kişinin öldüğü bir facia, bir felaket, bir trafik kazası ya da havacılık kazası için günlerce ortalık birbirine gider. Ama her gün tabloya bakıyoruz. 150 kişi ölmüş, 160 kişi ölmüş, 170 kişi ölmüş diye sanki kanıksama durumundayız. Dünyanın en büyük zararı kötülüğün ya da felaketin ya da facianın kanıksanmasıdır. Bu tablo bize çok şey anlatmalıdır. Bu tablo şu anda uyguladığımız önlemlerin yeterli olmadığını anlatmalıdır. Bu tablo tam kapanma çağrılarına kulak vermenin zamanı geldiğini anlama zamanıdır. Bu tablo çalışanlara, esnafa bir şekilde destek verip günlük hayatı önemli ölçüde kısıtlama çağrısına kulak vermenin zamanı geldiğini bize bağıran, kulaklarımızın içine doğru haykıran bir tablodur. Bir an önce aklımızı başımıza almamız lazım. Hepimiz sorumluluğumuzun farkında olmamız lazım. En başta tabii ülkeyi yönetenler gereken önlemi alıp tam kapanma, bilim insanlarının hepsinin ittifakla önerdiği ve Fransa'nın dün karar aldığı o 28 günlük 4 haftalık tam kapanmaya gitmenin zamanıdır. Tam kapanmaya gideceğiz. Çok yaygın test politikası uygulayacağız. Çok yaygın testler yapacağız. Vakaların bulunduğu yerleri ya da yayıldığı yerleri doğru bir şekilde saptayabilmek için ve bir an önce mümkün olduğu kadar çok ve hızlı aşı uygulaması yapacağız. Şu kadar geldi, bu kadar geldi, şu kadar uygulanıyor, bu kadar uygulanmıyor. Bazılarımız gittiği yerde aşıyı buluyor. Aldığımız randevulara gittik, işte ben mesela oldum aşımı, çevremdeki bazı insanlar oldu. Ama pek çok yerde de randevu aldığı halde gittiğinde aşının olmadığı cevabıyla karşılaşıp geri çevriliyor. İşte yeni bir aşı daha geliyor. Pfizer-BioNTech aşısı, Almanya'dan gelen aşı, seçme şansı da sağlanacakmış. Bu da iyi bir haber ama neticede sahada ne olduğu önemli. Daha fazla aşı yapabilmeliyiz. Bakın bütün sağlık çalışanları ya da tıp camiası diyor ki günde 1 milyon kişiyi aşılayabilecek potansiyelimiz var. Yeter ki elimizdeki bu insan gücü ya da potansiyel akıllı ve doğru kullanılabilsin. Günde 1 milyon kişiyi aşılayacak potansiyelimizin olması ne demek biliyor musunuz? 60 gün sonra, yani 2 ay içinde, yani Mayıs ayının sonuna kadar biz 60 milyon doz aşı uygulayabiliriz. Bu ikişer dozdan 30 milyon kişinin aşılanması anlamına gelir. Şu anda yaklaşık 20 milyon kişi aşılanmış olduğuna göre bu ilave 30 milyon kişiye tekabül eder. Türkiye'nin acilen 120 milyon doz tedarik edip bunu toplumun büyük bir kısmına ya da en az 120 milyon tedarik edip yani 60 milyon civarında vatandaşa uygulaması lazım ki bu pandeminin üstesinden gelelim. Bu işin başka bir çaresi yok. Aşılamaktan başka şu anda elimizde ciddi bir silah olmadığına göre yaygın aşılama, yani toplumun en az %60'ını 70'ini aşılayacak kadar bir kampanyaya ihtiyacımız var. Tablo bize bunu dikte ediyor adeta. Dün İstanbul'da yine demokrasi ayıpları yaşandı. Caddelerde, sokaklarda gençlerin üzerine çullanan, onların gırtlağını sıkan, onları yere yatırıp üzerinde tepinen polisleri gördük yine. Niye? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki haksız rektör ataması ya da demokratik teamüllere uygunsuz rektör atamasını kayyum rektör profesör Melih Bulu'yu protesto eden arkadaşlarının tutuklu ya da gözaltında olmasını protesto etmek üzere öğrenciler Kadıköy'de toplandılar. Ama toplantının birkaç saat öncesinde İstanbul Valiliği ve Kadıköy Kaymakamlığı pandemi koşullarını gerekçe göstererek, hani lebalep kongreler yapana pandemi koşulları falan yok ama sokakta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyene pandemi koşulları önüne çıkartılıp yasak getiriliyor. Ve sonuçta dün yine çok yüksek oranda şiddet uygulayan güvenlik kuvvetleri gençleri yerlerde sürüklediler, üstlerinde tepindiler, copla, yumrukla, tekmeyle onları adeta insanlık dışı uygulamalarla alıp gözaltına alıp götürdüler. Anayasal haklarını kullanan insanlardan söz ediyoruz. Birkaç saat önce gösteri yasaklayarak, öyle bir uyanıklık yaparak insanların anayasal haklarını kullanmasını engellemeyin.
Anayasanın 34. maddesi açıkça dikte ediyor. Diyor ki insanlar önceden izin almaksızın istediği yerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir. 2911 sayılı yasa bunu emrediyor. Siz başka yerlerde uygulamadığınız pandemi koşulları ya da yasaklarını burada gösteriye gelince uyguluyorsunuz. Ne yapacaktı o gençler? Hiçbir yeri kırıp dökmeyecekti. Ellerinde bir silah yok, sopa yok, cop yok, bilmem sapan yok, hiçbir şey yok. Ellerinde sadece pankartlar var, dövizler var. Diyorlar ki arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Haksız yere tutuklular, haksız yere gözaltındalar. Bilmem burnuna bilmem ne çekeni, bilmem ne tozu çekeni bırakıyorsun arka kapıdan. Git oğlum sen evinde bekle işte biz seni sonra bir gün yine çağırırız ifadeye filan diyorsun. Arkadaşlarımız niye tutuklu diyen, Profesör Doktor Melih Bulu niye haksız yere o makamda oturuyor diyen gençleri yerlerde sürüklüyorsun. Şu manzaralara bakar mısınız? Orada ben dün sosyal medyada da gördüm bazı fotoğraflar, çocuğun gırtlağına sarılmış sıkıyor böyle. Çocuk da ellerini açmış, ya ne yapıyorsunuz diyor, nedir suçum diyor. Bakın orada üstüne çullanmış 3 kişi 4 kişi birden gencecik bir delikanlıyı ya da bir kız çocuğunu ezmeye çalışıyorlar. Kolunu bacağını kırmaya çalışıyorlar. Böyle bir rezalet olur mu? 2021'in Türkiye'sine bakar mısınız? Ondan sonra elin oğlu gelip insan hakları raporları hazırlayıp siz vatandaşınıza doğru düzgün insanca muamele etmiyorsunuz, haksız uygulamalarda bulunuyorsunuz. Polisiniz şiddet uyguluyor. Gözaltında şiddet uygulanıyor. Cezaevlerinde, tutuk evlerinde insanlık dışı koşullar var. Çıplak aramalar yapılıyor. Fikir özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne, basın özgürlüğüne saygı gösterilmiyor sizin memleketinizde deyince vay efendim sen teröristleri mi savunuyorsun? Bu çocuklar terörist mi arkadaşlar? Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar anayasal haklarını kullanarak bir şeyi protesto ediyorlar. Siz geçmişte kendiniz mağdur durumda olduğunuzu hissettiğiniz zaman sokaklara çıkıp bir şeyleri protesto etmediniz mi? Hatırlatalım mı 2001 yıllarından önce 28 Şubat döneminde filan her gün Beyazıt Meydanı'nda ya da okulların önünde başörtüsü hakkınızı savunmak için çıkıp protesto eylemlerinde bulunmadınız mı? O zaman o sizin karşınıza çıkan polislere ne diyordunuz? Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Biz insani hakkımızı kullanıyoruz diyordunuz. Ne oldu şimdi? İktidara siz geldiniz. Sizin karşınızdaki görüşü savunanlar sokağa çıkıp da haklarını savunmak istedikleri zaman, protesto etmek istedikleri zaman, bir şeylere karşı çıktıkları, itiraz ettikleri zaman bin tepesine üzerinde tepin. Olmaz beyler. Bunlar bu Türkiye'ye yakışan manzaralar değil. Şu çirkinliklerin bir an önce son bulması lazım. Hani nerede sizin, nerede kaldı sizin insan hakları eylem planlarınız? Büyük bir şaşayla çıkıp böyle görkemli basın toplantılarıyla saatlerce maddeler sıraladınız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. İnsan hakları eylem planı bu mu arkadaşlar? Yazıklar olsun. Türkiye'ye yakışmayan manzaralar bunlar. Bunlar sizin peşinizden kovalar. Nereye kadar kovalar? Sandığa kadar kovalar. Bu çocukların anaları, babaları, arkadaşları, akrabaları, bütün çevreleri, bütün mahalleleri siz o istemeye gittiğinizde size bunun cevabını o gün gayet anlamlı bir şekilde verirler. O gün ağlamak yok ama saymeyos filan demek yok. Onu da bugünden söyleyelim. Bak İstanbul'da ne oldu? Hem 31 Mart 2019 gecesi hem de 23 Haziran 2019 gecesi tabelaya baktığınız zaman gözleriniz yaşardı değil mi? 800 bin fark yediniz beyler. Bu manzaralar, Covid manzaraları, ekonomideki manzaralar, pazarda çürük sebze meyve toplayan insanlar, siz sandığı getirdiğinizde yine size o 800 bin değil inşallah 8 milyon farkı dayatacaklar ve o gün ağlamak yok. O gün ortaya çıkıp da vallahi biz kazandık, siz kazandınız ama aslında bizim kazanmış olmamız lazım, saymıyoruz bunu, maçı tekrardan oynatalım demek yok. Bak şimdiden söylüyorum, onu da o gün hatırlatırız size. İnşallah öyle bir duruma düşmez Türkiye. Yine bir başka ayıp, dün divanhane karakolunu sonunda yıktılar. İstanbul'da ecdat yadigarı denilen statüde bir tarihi eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyarılarına rağmen, haftalarca aylarca yaptıkları uyarılara rağmen dozerlerle kepçelerle daldılar ve yıktılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mahir Polat bir gün KRT Akşam Haberleri'nde konuk olup o faciayı anlatmıştı. Yani nasıl buna müdahale etmeye çalıştıklarını ama güvenlik kuvvetlerinin hatta orayı işte işletme ya da işte ne bileyim kullanım ya da inşaat izni verdikleri şirketin özel güvenlik görevlilerinin nasıl engellemesiyle karşılaştıklarını hatırlatmışlardı. Kasımpaşa'da bir
bina bu. Osmanlı devrinden kalma tarihi eser statüsünde bir bina ama acımasızca yıktılar. Ondan sonra da kalkıp da ona buna ecdat, yadigar, Osmanlı, miras vesaire filan dediğiniz zaman da sizi hiç kimse ciddiye almaz. Dün bir de meşhur bu Kürşat Ayvatoğlu isimli delikanlı, delikanlı diyorum da yani hani yaşı benden küçük olduğu için delikanlı diye bakıyorum. O ilk mülakatını verdi. Meslektaşımız Nevşin Mengü Doşevelli için bir mülakat yaptı Kürşat Ayvatoğlu'yla. O mülakattan anladık ki biz günlerdir, geçen haftadan beri bu delikanlıya haksızlık ediyormuşuz. Yani bize bir özür borcu yükledi. Yani gereksiz yere üstüne gitmişiz. Aslında masummuş. Hiçbir yanlış, hiçbir yamuk yapmamış. Sadece işte büyüklerinden, yani partili büyüklerinden özür diliyor, işte ailesinden özür diliyor, Sayın Süleyman Soylu'dan, Sayın Hamza Dağ'dan, AKP'nin ileri gelenlerinden özür diliyor. Aslında bir yanlış yapmamış bu çocuk, işini yapmış, ekmek parası kazanmış, araba almış satmış falan, başka da bir yanlış yamuk işin içine girmemiş. Mülakattan onu anladık, ben öyle algıladım, seyrettim. Yaklaşık 58 dakikalık bir mülakat Nevşin Mengü Doğuşevelli için yapmış. İnşallah yani siz de yanlış anlamamışsınızdır. Bu çocuğa gerçekten haksızlık etmişiz. Topluca bence bir dilekçe imzalayalım. Ya günlerdir Kürşat hakkında atıp tutuyormuşuz. Aslında leblebi tozu çekiyormuş burnuna ya da neydi? Pudra şekeri mi ne çekiyormuş? Pudra şekeri değil mesele. Bir sistemin simgesi olan bir gençten söz ediyoruz. Rant sisteminin, açgözlü bir sistemin siyasi nüfuzu kullanarak hem yerelde hem de sonra basamakları çıkarak merkezi yönetimde iktidara ya da güç odaklarına yakın durarak bir takım parasal, bir takım rantsal ilişkilerin içinde o çarkları çalıştırmaya yardımcı olan bir unsurdan söz ediyoruz burada. Mesele tabii ki sadece pudraya, şekere, toza filan indirgenecek kadar hafif bir mesele değil ama bu röportajdan da biz sadece onu anladık. Şeyde de internette de bulursanız siz de inleyin, dinleyin, izleyin bakalım siz ne anlayacaksınız. Saatlerimiz 11.22'yi gösteriyor. Şimdi gelin bakalım gündemi gazeteler nasıl yansıtmışlar sayfalarına, ona bakalım. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına bakalım. Hürriyet gazetesi yataklar dolarsa hayat durur diye manşet atmış. Yataklar dolarsa hayat durur. Yani hastanelerdeki doluluk oranı belli bir kritik seviyeye gelirse aman ha çok kötü oluruz diye uyarıda bulunuyor. Yataklar zaten dolmuş. İstanbul'un gidin hastanelerine sorun, doktorlara, hemşirelere, oralarda çalışan hasta bakıcılara, hastane personeline, yataklar zaten dolmuş durumda. Yoğun bakımlarda ciddi seviyelere ulaşmış doluluk oranı. Entübe hastalar, yani solunum cihazına bağlı hastaların sayısı giderek kritik seviyelere ulaşıyor. Yani bunların hepsi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve üstelik de o indirimli olduğuna inandığımız şeffaflık sorunu olan tablolara göre bile ciddi bir sorunla, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Beyler yapmayın. Bütün o manzaralar, bütün hayatın gerçekleri bize kapanmamız gerektiğini emrediyor. Ama siz sadece Ramazan ayında zaten toplumun belli bir kısmı oruç tutacağı için lokantaları, kafeleri filan kapatalım. Ramazan boyunca da kapalı kalsın. Niye? Oruç tutmayanlar da gitmesin, yemesin gibi abuk sabuk önlemlere başvuruyorsunuz. Madem mekanların kapanması gerekiyor pandeminin yayılmasını önlemek için, niye o gün kapatmadınız? Yani Cumhurbaşkanı pazartesi akşamı yeni önlemler, bakın kırmızı tablo, bütün Türkiye kırmızıya boyanmış dediği gün niye kapatmadınız? Efendim biraz daha gitsin, Ramazan döneminde kapatırız. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey bilime aykırı, akla aykırı, mantığa aykırı. Hürriyet'in manşeti de yataklar dolarsa hayat durur diye uyarıyor ama yatakların dolu olduğunu telaffuz etmekten de kaçınıyor, çekiniyor, utanıyor. Çünkü Hürriyet gazetesini yöneten, benim buradan 9-8 Ahmet diye nitelendirdiğim şahıs bunu söylemeye utanıyor. Yataklar dolarsaymış. Yataklar dolu birader zaten. Git hastanelere bak, Allah düşürmesin, hiç kimsenin başına vermesin, senin de başına vermesin, benim de başıma vermesin. Ama manzarayı görün, bilin.
Gönder muhabirlerini, bak hastaneleri bir dolaşsınlar da sana nasıl haber getiriyorlar. Yayınlayabilirsen tabii onu da görelim. Yıldız Savaşları diye bir sürmanşet haber var. Enteresan bir olay. Biliyorsunuz Türk futbolunda belli bir aşamada bir milat çizdiler. Dediler ki işte o milattan bu yana kim ne kadar şampiyon olmuşsa her 5 yıla bir yıldız olmak üzere formalarımıza yıldız ya da rütbe gibi birer yıldız koyalım. Galatasaray işte 20'den fazla şampiyonluk aldığı için 4 yıldız taktı. O hesap üzerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 3'er yıldızı var. Trabzonspor'un bildiğim kadarıyla 2 yıldız var. Neyse. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler diyorlar ki Galatasaray'ın öncülüğüyle yapılan o hesap yanlıştı. Çünkü o milattan önceki yıllarda da farklı statülerde uygulanan ligler vardı, oynanan ligler vardı. O liglerdeki şampiyonluklarımız da hesaba katılırsa yıldız hesabı biraz eşitlenir. Yani senin 4 benim 3 olmaz gibilerden bir tartışma var. O savaş yeniden şimdi alevlenmiş. 1959'dan önceki şampiyonluklar da sayılsın diye Fenerbahçe federasyona bir başvuru yapmış. Galatasaray itiraz etmiş. Şimdi de büyük bir yıldız savaşları, demeci savaşı yaşanıyor. İlginç bir haber daha var. Hürriyet'in sağ üst köşesinde Hülya Avşar'ı konu alan bir haber. İlginç bir haber çünkü ben de tanık oldum. Şimdi Hülya Avşar yeni bir dizide oynuyor. Yeni bir dizi başlamış. Hülya Avşar biliyorsunuz işte hani yaşını tam olarak söylemeyeyim burada haksızlık olmasın Hülya Hanım'a ama neredeyse bana yakın yaşta bir hanımefendi diyelim. Fakat geçen akşam tesadüfen açtım baktım o kanalı. Hülya Avşar böyle işte 30'lu yaşlarında bir genç hanımefendi neredeyse. Yahu acaba ben mi yanlış görüyorum filan dedim. Baktım evet Hülya Avşar. Meğer işin sırrı anlaşılmış. Filtre uygulanıyormuş. Tabii benim teknolojik bilgim o kadar yeterli değil ama ben fotoğraflara filan filtre uygulandığını biliyordum da video görüntüsüne yani filme filtre uygulandığını ilk defa duyuyorum gerçekten de. Hatta habere bakılırsa Hülya Avşar kendisi bile ya evet biraz abartılı olmuş ben de aynı fikirdeyim demiş. Gerçekten de hani o şeyin dizinin kliplerine filan bakarsanız internette ne dediğimi anlayacaksınız. İşte gerçek halindeki fotoğrafı yanında da filtreli hali neymiş Lord Voldemort'a benzetmişler. Biraz da abartılı bir şekilde. Ama yani ben hani tamam makyaj falan yapılabilir sanatçılara ama hangi yaştaysan o yaşa uygun bir karakterde oynat değil mi hanımefendiyi ya da beyefendiyi. Şimdi kalkıp da beni lise talebesi rolünde oynatmaya kalkarsanız insanlar herhalde dizleriyle ya da dirsekleriyle gülmeye başlarlar. Olacak şey değil. Şimdi benim alacaksın saçımı mesela. Siyaha boyatacaksın. Ondan sonra da Zafer Arapgirli işte bilmem ne lisesinin talebesi falan diye olmaz. Şimdi Hülya Avşar'ın da o dizideki halini görünce bana katılacaksınız herhalde. Bir de evet öyle de bir tartışma vardı. Şimdi sevgili editörüm uyarıyor. Irishman filminde de Robert De Niro'ya öyle bir filtreyle farklı bir yaşta ya da farklı bir imajla göstermişler. O kadar da abartmamak lazım herhalde demek istiyorum. Peki Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü'de yoksulluğun itirafı diye bir manşet var. Aile Bakanlığı'nın 2020 raporuyla acı gerçek görüldü üst başlığıyla. Devletten yardım alan muhtaç aile sayısı geçen yıl 2'ye katlandı. %102 artışla 6.630.000'e yükseldi diyen bir haber. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 2020 raporu yoksulluğu gözler önüne sermiş. Yoksulluğun fotoğrafı diye de hemen onun altında yine 9 sütuna bir haber var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da yoksul mahalleleri gezdi, yoksul evlere konuk oldu ve birinci elden o yoksulluğu müşahede etti. O yoksulluğa tanık oldu. İşte o evlerden biri. İnsan fotoğrafa bakınca bile şöyle bir yüreği burkuluyor. Yüreği burkuluyor insanın bu yoksulluk manzarası karşısında. Bakar mısınız? Hani eşya diye bir şey yok zaten. Orada bir plastik varil var. Üzerinde araba lastikleri var. Üzerinde bir karton kutu var. Onlar büyük bir ihtimalle bir şeyleri depolamak üzere dolap olarak kullanılan şeyler. Buzdolabına bakmışlar. Tam takır kuru bakır. Kadıncağız diyor ki çocuklarıma çöpten topladım.
hazırladığım patatesleri pişirip yedireceğim diyor. Hani o jacuzzi'de fotoğraf çektiren delikanlılar var ya, vallahi ben masumum, ekmek parası kazanıyorum filan. Lüks araçlarla böyle oturup prolarını tüttürüp nargilelerini ellerine alıp revü kızlarıyla filan fotoğraf veren adamlar var ya, bu fotoğraflara baksınlar ve yerin dibine geçsinler dilerim. Ve onları besleyenler, onlara hamilik yapanlar, onları güç odaklarına, güç mahfillerine yerleştirenler ve onları kullanarak bu çarkı sürdürenler, bu fotoğrafları görsünler ve utansınlar. Gece acaba yatağa, yastığa kafalarını koyduklarına nasıl uyuyacaklar bu insanlar? İşte yoksulluğun manzarası. Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş, birinci elden görmüş, Türkiye'ye yakışmayan bu yoksulluğu bitireceğiz diye de vaatte bulunmuş bu vatandaşlara. Başka bir aileye de konuk oldu. Aynı aile galiba, küçük çocuklarıyla onlara da konuk olmuş. Birinci elden dinlemiş bu felaketi, bu rezaleti. Türkiye bunları hak etmiyor. Ve yoksulluğu, yolsuzluğun rakamı diye de bir başlık atmışlar. Rakamı derken verilerden söz ediyor. Yine rakam kelimesini yanlış kullanmışlar. İBB geçmiş dönemi sorguladı. Acı gerçek ortaya çıktı deniliyor. AKP döneminde İBB'nin, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iktidara yakın bir şirketten 429 milyon liraya aldığı arazinin bugünkü değeri 73 milyonmuş. Hatırlayacaksınız, salı gecesi bu stüdyoda Ekrem İmamoğlu o konuda korkunç veriler aktardı. İşte almışlar bir arsa bilmem 30 milyon 40 milyon değerinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o arsayı almış tam 10 misli 15 misli fiyata, yani senin benim paramla, kamunun parasıyla birilerini palazlandırmışlar. O arsanın bugünkü değeri acaba kaç para diye de insan düşünmeden edemiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hoca Efendisi diye bir başlık var. Tarikat tekkesinde sarık ve cübbeyle namaz kılan amiral Harp Akademisi mezunu değil. Bu daha önce de yazılmıştı biliyorsunuz. Mehmet Sarı isimli bir Tuğ amiral, Deniz İkmal komutanı, üniformasının üzerine sarık ve cübbe giyip bir tekkede namaz kılarken, hatta devletin ona tahsis ettiği makam aracıyla, böyle Tuğ amiral olduğu için de tek yıldızlı kırmızı plakalı makam aracıyla, siyah makam aracıyla gitmiş o tekkede namaz kılarken görüntüleri yayılmıştı. Kimliği sonradan ortaya çıkmıştı Mehmet Sarı. Şimdi ortaya çıkmış ki bu şahıs Tuğ amiral olmuş ama harp okulu mezunu değil. Deniz harp okulu mezunu değil. Şimdi normalde askerliği bilenler bilir. Normal yollarla işte Deniz Lisesi, Deniz Harp Okulu, oradan Harp Akademisi'ne gidersiniz. Albaylıktan ancak öyle amiralliğe ya da generalliğe geçersiniz. Öteki kuvvetlerde de öyle. Ama harp okulu mezunu olmadığı halde, dışarıdan başka bir meslek sahibi, mühendis olduğu halde sonradan silahlı kuvvetlere işte sözleşmeyle ya da işte neyse özel koşullarla girmiş, ama nasıl olduysa sonradan sistem de değiştirilmiş 15 Temmuz'dan sonra, bu adamı Tuğ amiral yapmışlar. Şimdi bu adam dediğime takılabilir bazıları, ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şerefli amiraline sen nasıl bu adam dersin? Adam diyorum çünkü saygınlığı hak edecek bir asker tavrı içinde değil. İsterse gelsin beni dava etsin, buradan meydan okuyorum. Bu adam diye hitap ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyip Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel ilkelerini ayaklar altına alarak bu pozları veren, bu fotoğrafların konusu olan bir insana ben sayın amiralim demekten imtina ediyorum. Bu kadar da açık söyleyeyim bakın. Bu kadar da net ve açık söylüyorum burada. Bu adam diye hitap ediyorum. Sonra ne olmuş? İşte sözleşmeli subay olduğu için 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenleme sayesinde Yüksek Askeri Şura'yla amiral yapılmış. Amiral yapmışlar. İkmal komutanı yapmışlar. Gidiyor el alemin tekkesinde, dergahında filan böyle üniformasının üzerine bir de takkeyi, sarığı filan geçip, ya özel hayatında ne yaparsan yap kardeşim. O üniformaya bu muameleyi yapmaya hakkın yok senin. Çünkü o üniforma Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği üniforma. Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ne olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyen bir şahıs Mustafa Kemal'in üzerine giydiği üniformayı giymiş gibi hissetmelidir. Bu ülkenin, bu cumhuriyetin kurucusunun üniformasını giyiyorsun sen. Ne yaptığının farkında mısın? O yüzden bu adam diye biraz da iltifat ederek hitap etmek istiyorum. Bir Gün Gazetesi, şahsımın meclisinde son perde diyor. Dünkü meclis darbesini anlatan güzel bir başlık. Şahsımın meclisinde son perde. Evet, o meclisi şahsımın meclisi haline getirdiğinizin resmidir.
Helal olsun Bir Gün gazetesine harika bir başlık atmış. Sayıştay'ı yetkisiz kıl, AYM'yi kapat, milletvekilliğini düşür. Güvenlik soruşturması teklifi ele alınırken yaşananlar meclisin AKP'nin oyun bahçesine dönüştüğünün kanıtı. Şimdi sırada bir tek seçim yok, üye sayısı kadar üye sayısı çok olan parti iktidar olur kararı kaldı diyor. Evet. Kimin daha çok üye sayısı varsa biz o üye sayısına göre parlamentoya milletvekili gönderelim. Ona göre de orada işte zaten hani kafadan da 400'ü alırız nasıl olsa. Biz her istediğimiz kanunu çıkartırız gibi bir sisteme gidilirse şaşırır mısınız? Bu mantıkla hiçbir şeye şaşırmam ben. Hemen sağ tarafında öğrencilerin dün nasıl yaka paça götürüldüğünü, Kadıköy'deki rezaleti anlatan bir fotoğraf var. Öğrencilere dokunmayın üst başlığıyla vermişler. Kayyum rektör eylemine müdahale başlığıyla verilen haberde. Sağ üst köşede de logonun hemen yanında Bir Gün gazetesi Yılmaz Güney'i anıyor. Çirkin Kral 84 yaşında diye bugün Türk sinemasının efsanesi Yılmaz Güney'in doğum günü, doğum yıl dönümü, 84. doğum yıl dönümü. Milyonları yardıma muhtaç hale getirdiler diye de bir haber var. Bir Gün'ün birazcık daha altında sayfanın, orada da yardım alan hane sayısı 6 milyon 638 bin kişi. Sosyal yardımla sosyal yardımla karnı doyanlar 4 milyon 417 bin kişi. GSS genel sağlık sigortası borcunu ödeyemeyen insan sayısı 7 milyon 810 bin kişi. Bu sayılarda bu ülkede her şeyin iyi gittiğini öne sürenlere ne olsun? Siz anladınız onu. Evrensel Gazetesi, meclis oylaması İstanbul seçimine döndü diyor. Aynı başta yaptığımız yorumla paralel bir ifade kullanmış Evrensel Gazetesi. Yani dün yapılan meclis darbesi aynı İstanbul seçiminde yapılan YSK darbesini anımsattı. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir karikatürünü çizmiş Sefer Selvi. Biz HDP'yi kapatalım, AYM'yi, Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, gazetecilerin ağzını kapatalım, enflasyonu, işsizliği, pandemiyi de Avrupa düşünsün, ABD düşünsün diye bir karikatür konusu yapmışlar. Suriyeli'ye koruma yok, nasihat var, taşın diye de Suriyeli sığınmacıların, mültecilerin dramından bahseden bir haber. Bir de Evrensel'in birinci sayfasında koronavirüsten yaşamını yitiren 394 sağlıkçı anıldı diye bir fotoğraflı haber var en altta. Türk Tabipleri Birliği koronavirüsten hayatını kaybeden ilk hekim Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ölüm yıl dönümü 1 Nisan'da yaptığı eylemlerle Covid-19'dan yaşamını yitiren 394 sağlık emekçisini andı. Hiçbir şeyden sıkılmıyorsanız şu hayatını, insanların hayatını kurtarmak için feda eden sağlık emekçilerinin aziz hatıralarından utanın. 394 kişi 83 milyon yaşasın diye yaşamlarını riske attılar, yaşamlarını feda ettiler. Şu anda hastanelerin servislerinde, yoğun bakımlarında yatmakta olan çok sayıda sağlık personeli var. Hiçbir şeyden utanmıyorsak, hiçbir şeyden sıkılmıyorsak onların fedakarlıkları karşısında saygıyla eğilin, biraz mahcup olun. Biraz mahcup olun. Kime söylüyorum bunu? Önlemleri almayanlara sesleniyorum. Kime söylüyorum bunu? Lebalep kongrelerle virüsün bir arada toplanan insanlar üzerinden bütün Türkiye'ye yayılmasını ve o birkaç hafta öncesine kadar sarı, turuncu, mavi renkte olan Türkiye'nin tamamen kan kırmızısına boyanmasına müsebbip olanlara, sebebiyet verenlere söylüyorum. Biraz sıkılın yahu, biraz yüreğiniz şöyle hafif bir sıkılsın ya. Bu kadar geniş olmayın birader. Dünya Gazetesi, fabrikadan halka fiyat ayarlaması demiş. Yine sonuna da ünlemi çakmış Dünya Gazetesi. Dünyanın birinci sayfasını yapanlar bu ünlemi çok seviyorlar. Bayılıyorlar ünlemle başlık atmaya. Fabrikadan halka fiyat ayarlaması. Niye yüksek sesle bir başlık olması gerekiyor? Ünlem odur. Bir bağırış, bir çağırış, bir feryat, bir haykırış içermesi lazım. Fabrikadan halka fiyat ayarlaması. Nerede bunun bağırış yani? Karar Gazetesi, meclisin üstünde meclis var diyor. Evet, doğru bir saptama yapmış. Meclisin üzerinde bir başka irade var. Onun ifadesi dün olup bitenler, yani meclis darbesi. Yeni Çağ Gazetesi, Bahçeli'ye evine dön çağrısı.
İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in dün kullandığı bir ifade vardı. İstirahate davet etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi. Kendisine biraz tefekkür ve dinlenme tavsiye ediyorum dedi Meral Akşener. Milli Gazete'ye bakıyoruz. 122 milyar borç için 132 milyar borçlanılacak diyor. Nasıl yani? Şöyle yani. Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan-Haziran döneminde 121.9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 130.8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecekmiş. Nisan-Haziran döneminde iç ve dış borçların toplamı olarak 141.1 milyar dolar lira borç ödemesi yapılacakmış. Doğalgaza 4. ayda 4. zam diye de dün akşam KRT akşam haberlerinde işlediğimiz bir konu vardı. Birer birer zamlanıyor diye. Ocak, Şubat, Mart aylarında %1 zamlanan doğalgaz fiyat tarifeleri Nisan'da da zamdan nasibini aldı. Tarifeler Nisan ayında da %1 zamlandı deniliyor. Sabah gazetesi tüm zamanların ihracat rekoru diyor. Pandemiye rağmen ekonomik büyümede dünyaya parmak ısırtan Türkiye ihracatta da çifte rekora imza attı. Şimdi burada şöyle bir çakallık yapıyorlar, kurnazlık yapıyorlar. İhracat arttı da bana biraz da ithalattan söz etsene. İthalattan söz etsene. Yani ürettiğimiz her şeyin girdisinde neredeyse hakim olan ithal girdilerle yaptığımız, ürettiğimiz mallara ne kadar vermişiz? O tabloyu da bir yayınlasana. Şöyle yan yana görelim ithalat, ihracat rakamlarını, sayılarını. Yok, onu anlatmazlar. Bir de sabah da İki tane ilginç haber daha gözüme çarptı. Yohannis'i kurtarma operasyonu diye bir haber. Şimdi haberi dikkatle dinleyin. Gökçeada'da Covid olan Rum öğretmen askeri helikopterle Çanakkale'deki hastaneye yetiştirilmiş. Gökçeada Rum Lisesi'nde öğretmenmiş. Yunan vatandaşı Yohannis Kutidis 62 yaşında koronadan solunum güçlüğü çekmeye başlamış. Feribotlar çalışmayınca devreye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı girdi. Helikopterle Çanakkale'ye götürülen Yohannis Hoca yoğun bakıma alındı. Kafasına kakıyor Yohannis Hoca'nın. Diyor ki sen Rum olduğun halde, Yunanlı olduğun halde kurtardık seni diyor. Bu utanç verici bir haber, bakın. Bunu böyle bir marifet gibi söylüyoruz. Roma öğretmen diyor Çanakkale'deki şeyde Gökçeada'daki okulda diyor Yunan vatandaşı öğretmenlik yapıyor. Covid olmuş, bak diyor askeri helikopter gönderdik kurtardık diyor. Yunan olduğu halde kurtardık demeye getiriyor. Ayıptır beyler. Bir iyilik yapıyorsun, bir insanlık yapıyorsun, vazifeni yapıyorsun yani. İnsan olmandan kaynaklanan vazifeni yapıyorsun, adamın kafasına kakıyorsun. Yanan olduğu halde bak hayatına değer verdik. Yoksa hani kıymetimizi bilin, kurtarmaya da bilirdik filan gibi. Ayıptır ya, insan böyle bir haberi yapıp birinci sayfasına koymaktan utanır. Sabahta bir ilginç haber daha gözüme çarptı. Logonun hemen yanında göreceksiniz. Biraz indirirseniz sayfayı. Bebeğe kebap ismi verilir mi diyor. Bebeğe kebap ismi nereden çıktı diyeceksiniz. Türkiye güzeli Berfu Yenenler isim isyanında bulunmuş. Bu hanım kızımız Türkiye güzeliymiş. Göbek adını Beyti'ye koymuşlar kızcağızın. Kebap adı yani diyor. Anneme herkes çocuğuna cool isimler veriyor. Neden yaptınız diye sitem ettim. Düşünebiliyor musun? Beyti'ye gel buraya, Beyti'ye git şuraya. İnsanın ağzını sulandırır valla. Yeni Şafak gazetesi. Savaş erken çıktı diye bir manşet atmış. İsrail ve İngiltere Süveyş'i bypass edecek kanal için harekete geçti. Bugünlerde kanal haberlerine bayılıyor bunlar. Süveyş kanalı tıkandı ya, eyvah, şimdi alternatif yol lazım. Bize de alternatif yol lazım. Çünkü bizim her gün boğazımız tıkanıyor. Boğaz sürekli, gemiler oraya çarpıyor, buraya çarpıyor, patlıyor, yanlamasına trafiği tıkıyor filan. Bize de yeni bir alternatif kanal lazım demeye getiriyorlar. Ya bu kadar çocukça şeylerin peşinde koşmayın. Dün yine vardı. İstanbul Valisi bildiri yayınlamış. Kıyıya bir metre kala gemi zor durdu. Bir faciadan döndü İstanbul filan. Ya 40 yılın başında senede bir tane iki tane böyle bir gemi kazası ya da ne bileyim kazanın eşiğinden dönme haberini büyütüyorsunuz. Bunu niçin yaptınız? O kadar bariz ki Kanal İstanbul yapılmalı, alternatif bir su yolu yapılmalı filan diye çocukça böyle algı operasyonları filan. Geçin bunları beyler ya. Kanal İstanbul yapılmayacak. Bu kadar net. Yapamazsınız zaten. İstanbul için büyük bir felakettir, büyük bir ihanettir ve büyük bir cinayettir. Ve biz o cinayeti engelleyeceğiz. Aklınızda olsun, bir yere not alın. O cinayeti size işletmeyeceğiz beyler.
Akşam gazetesi aşı olan ofise gelsin diye bir manşet atmış. Dev teknoloji şirketleri aşı sonrası kalıcı hale getirmeyi planladıkları uzaktan çalışma modelinden vazgeçmeye başlamışlar. Efendim Google, Amazon filan gibi şirketlerden söz ediyor. Türkiye gazetesi sızma muhalefet demiş manşetinde. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin karambol golü iptal diyor. Karambol golü olduğunu itiraf ediyor da golün niye geçersiz olduğunu söyleyememiş, yazamamış. Karambol golü iptal. Sızma muhalefet. Niye sızma muhalefet olsun? Delikanlı gibi atmışlar golü. Kabul et ya. Ne olur yani. Bir maçın sonucunda kabullenin. Özgür Özel'in dediği gibi 19 yıldır siz galip geliyorsunuz. Bir kere de onlar galip gelsin. Ne olur yani. Yok hayır, saymaya olsun. Milliyet gazetesi antikor raporu diye manşet atmış. Koronavirüs yüküne daha çok maruz kalan sağlıkçıların antikor koruyuculuğu 9 aymış. Ev kadınlarında ise antikor 3 ay koruyormuş. Özel haber Mert İnan imzalı. Posta gazetesi bu kararlar vicdan yaralar diye manşet atmış. Türkiye'de kadına karşı işlenen şiddet suçlarındaki mahkeme kararları zaman zaman kamuoyunun vicdanını tatmin etmiyor. Haber merkezimizde dün gelen 4 ayrı haber bu duruma örnek teşkil ediyor diye işte bu 4 haberi de yan yana vermişler. Postada sağ üst köşede bir hanımefendi, sol üst köşede başka bir hanımefendi, sol üst köşedeki Nurgül Yeşilçay ideal değil özgür kadından bahsetmiş. Bir de sağ üst köşedeki hanımefendi de Berrak Tüzün Ataç hanımefendi aşk hayatım çok iyi diye bir bilgi vermiş kamuoyuna. Tabii ki 83 milyonda günlerdir acaba Berrak'ın aşk hayatı nasıl diye merak ediyordu. Beklenen açıklamayı yapmış, çok iyiymiş. Hiç merak etmeyin, Berrak sağlamda. Aydınlık gazetesi uçan zırhlı canavarlar demiş manşetinde. Forum Polisi dergisinde Türk SİHA'ları değerlendirmesi, ABD'nin dış işlerinde etkili olan Forum Polisi dergisi SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Ermenistan hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğine dikkat çekmiş. Hemen de solda dünkü bir ödüllendirme töreninden görüntü var. İşte o SİHA'ların üreticisi Bayraktar şirketinin sahibi, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da damadı beyefendiye Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından bir devlet nişanı veriliyor. Karabağ Savaşı'ndaki işte o SİHA'ların etkili görev yapması nedeniyle. Yeni Akit gazetesi sözleşmenin feshinden kadınlar memnun diyor. Yeni Akit gitmiş kadınların nabzını tutmuş. Hangi kadınların nabzını tutmuşsa onlar memnunmuş. Yani şenlikler yapıyorlarmış. Yaşasın. İyi ki İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. İyi ki kocalarımızdan daha kolay dayak yiyebileceğiz. İyi ki sokakta daha kolay tacize uğrayabileceğiz. İyi ki daha kolay tecavüze uğrayabileceğiz. İyi ki biz ikinci sınıf vatandaş olarak görülmeye devam edeceğiz diye kadınlar memnunmuş. Yeni Akit dediğiniz gazete müsveddesi öyle değerlendirme yapmış. Ve dönüp bir de Gazete Pencere'nin manşetine bakalım. Gazete Pencere'de bugün manşette bu HSK ile yargı nasıl bağımsız olsun diye bir başlık atmış. Haber ne? Haber şu. Aynı gün iki hakim verdikleri kararlara gösterilen tepkilerin ardından Hakimler Savcılar Kurulu'nun radarına girmiş. Davalardan birinde hakim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mağdur sıfatıyla ifade vermesini istemiş. Diğerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un hakaret şikayetini haksız bulmuş. O hakimlere sen misin böyle karar veren diye hemen HSK'ya çekiyorlarmış. Saatimiz 11.48'i gösteriyor. Medya Terapi'de ilk bölümün sonuna geldik. Şimdi kısacık bir aramız var. Aradan dönüşte devam edeceğiz. Medya Terapi'den tekrar merhabalar. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınındasınız. Saatlerimiz 11.51'i gösteriyor. Sırada televizyon ve sosyal medyadan seçtiklerimiz var. İlk seçtiğimiz İnci diyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yayınlanmış bir 1 Nisan videosu. Videoyu izleyelim, sonra üstüne konuşalım.
Evet, 1 Nisan şakası yapmışlar. En başta CHP'nin icraatını anlatıyor ama onu da yanlış yazmışlar. İcraatler diye yazmışlar. Her neyse o şey hatasından, imla hatasından affedelim. Sonra da diyor ki şaka şaka bunlar icraat falan yapmaz diyor. Esas icraat bunlar işte diyor. Tanklar, toplar, otoyollar, köprüler falan. Reisin işte gülümseyen bir portresi. Havaalanları, yerli oto, yerli uçak, yerli füze neyse böyle bir hoşluk yapmış. Fakat hoşluğun arkasında bir de istenmeyen bir espri, daha doğrusu kendi kendine ayağından vurma anlamına gelen bir espri gizli. Ben bilmiyordum, sevgili Eren Çaylan programımızın editörü hatırlattı bana. Bu Jefferson Airplane grubunun, 1960'ların sonlarında ünlü olan bir grubun Somebody to Love isimli parçasıymış, geri planda çalan. O parçanın da sözleri şöyle: When the truth is found to be lies, diyor ki gerçeklerin aslında yalan olduğu ortaya çıkarsa diyor, and all the joy within you dies diyor. Yani içinizdeki bütün coşku ve sevinç ölüverir. Don't you want somebody to love? Aşık olmak isteyeceğiniz kimse istemiyor musunuz gibilerden aslında sözlerini tırtıkladığın zaman tam istedikleri mesajın tersine bir şey çıkıyor. When the truth is found to be lies lafında zaten bu işin esprisi gizli. Yani o videoyu hazırlayan uyanık tanıtım ekibi biraz da ters köşeye kendini düşürmüş. O da işin başka tarafı. Harika bir karikatür vardı. Şimdi dün hatırlayacaksınız. Ertuğrul Özkök'ün yazısını okurken, köşesini okurken Hürriyet Gazetesi'nde Sharon Stone meselesi gündeme gelmişti. Efendim 2005 yılında Ertuğrul Özkök gitmiş Amerika'da Sharon Stone'la böyle bir röportaj yapmış film setinde. Sharon Stone da o sırada işte dinleniyormuş. Üzerinde beyaz bornoz varmış. İşte herhalde bir iltifatta bulundu ve kendimi çok iyi hissediyorum anlamında Sharon Stone Ertuğrul'a demiş ki şu anda sizinle her şeyi yapabilirim demiş. Ertuğrul tabii şok. Hala 2005'ten beri o şoktan kurtulamamış. Dün köşesinde tam 6 kez tekrarlamıştı o lafı. Şu anda sizinle her şeyi yapabilirim diyen Sharon'un o lafını. Ertuğrul felç, Ertuğrul mefruç vaziyette. Hala şokunda. Onun üzerine bir izleyicimiz bana şu karikatürü gönderdi. Bakın tam Ertuğrul'un durumunu anlatıyor. Karikatürü ben de buradan açayım size, sözlerini okuyayım. Diyor ki hanımefendi, benim de sabahlara kadar doyasıya sevişir misin diyor. Adamın cevabı: Actually I'm very surprised. Yes, of course I'd like to make love with you till morning diyor. İngilizce, evet çok şaşırdım. Tabii ki sizinle sabaha kadar sevişebilirim diyor. Kadının cevabı, aa şaşkınlıktan İngilizceyi söktü diyor. Evet, karikatürde bugünkü son incimiz olsun. Şimdi bir canlı yayın için Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'da Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışında Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Onu dinleyelim. Gerek yok, açıklamasıdır herhalde bu açıklama. Doğru bir açıklama değil. Devletin bütün kurumlarının korunması lazım. O kurumların başında da Anayasa Mahkemesi gerekiyor. Geliyor, Anayasa Mahkemesi'ni eleştirebiliriz, kararlarını eleştirebiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan atamaları eleştirebiliriz ama kurum olarak Anayasa Mahkemesi'nin korunması çok önemli. Can ve mal güvenliği için, demokrasi için, özgürlükleri için, hukukun üstünlüğü için, adalet için Anayasa Mahkemesi önemlidir. Başvurduğumuz, en son başvurduğumuz bir yargı makamıdır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ni gelin kapatalım demek doğru bir yaklaşım değil. Demokrasiye inanmamak anlamına gelir bu. Efendim Sayın Akşener'in de bu çıkıştan sonra şöyle bir sözü oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da seçilip seçilemeyeceği konusunda hukukçular ikiye ayrılmış durumda. Sayın Bahçeli de bunu öngördüğü için hani önceden böyle bir çıkış yaptı gibi bir düşüncesinden bahsetti. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ya da bu düşüncenin kendi içinde bir tutarlılığı var. Çünkü Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini Sayın Erdoğan'ın geleceğine paralel kıldı. Dolayısıyla fazla yorum yapmak istemem ama eğer kişi Erdoğan olmazsa ben de yokum, ben olursam Erdoğan var noktasına gelmişse bu tür açıklamalar olabilir Bahçeli tarafından. İlk efendim mecliste biliyorsunuz güvenlik soruşturmasından sonra da büyük bir kıyamet koptu. Meclis başkanının pişman ederim sözleri var Sayın Özgür Özel için. Nasıl biliyorsunuz?
Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bulunduğu pozisyona, o koltuğa yakışmıyor. Bu sözüyle hiç yakışmıyor. Ne demek pişman ederim? Aslında kendisini pişman olması lazım. Bırakın pişman etmeyi, pişman olması lazım. İş tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sabotaj yapılıyor. Kurallar çiğnendikten sonra saraydan gelen talimat üzerine işlem yapılıyor, yeniden toplantılar yapılıyor. İş düzeye göre bir yıl tekrar parlamentoya gelmemesi gereken bir yasa teklifi yeniden toplanılıyor ve yeniden görüşülmeye başlanıyor. Bu açıkça ben anayasayı istediğim zaman ihlal ederim, ben iş düzeyi istediğim zaman ihlal ederim, ben yasaları istediğim şekliyle yorumlarım. Dolayısıyla ben meclis başkanıyım. Meclis başkanı olmamın temel amacı şu: ben koltuğumu Sayın Erdoğan'a borçluyum. Erdoğan'dan bir talimat gelirse yerine getiririm. Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım. Zaten Erdoğan'ın parlamentoda ciddi bir grubu var. Bunların tamamı sarayın milletvekilleri. Erdoğan el kaldırınca hep beraber el kaldırıyoruz. El indirin deyince hep beraber el indiriyoruz. Dolayısıyla parlamentoda görüşülen yasa teklifinin içeriği nedir, ne değildir, neyi getiriyor, neyi götürüyor, bunlar asla düşünülmüyor. Ve parlamento maalesef ciddi bir vesayet altında. Hiçbir darbe döneminde böyle bir vesayet görülmedi. Gerçekten üzüntülü bir tablo. Meclis başkanının oturup düşünmesi yerine ben sana gösteririm demek ya da tehdit etmek o makama yakışmaz. O makamın ağırlığına yakışmaz. Dolayısıyla kendisinin oturup düşünmesi lazım. Selahattin Demirtaş, HDP öncülüğünde bir üçüncü ittifak kurulabileceğinden söz ettiği bir değerlendirme yok. Hayır, herhangi bir değerlendirme yok. Tabii bir ittifak olur olmaz bilmiyorum ama şu anda görünen iki tane ittifak var zaten. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı? O zaman gösterir. Buyurun sen genel. Fuarı gezdiğinizde ne söylemek istersiniz? Çok güzel. Ankara'ya yakışan bir fuar. Buna benzer fuarların olması lazım. Ankara'nın bir kültür kenti zaten öyle olması lazım. Geçmişte Ankara kültür kenti olmaktan biraz uzaklaştırılmıştı. Şimdi önemli adımlar atılıyor. Ressamlar var. İnşallah tiyatroları, sinemaları, bütün kültür alanlarıyla Ankaralılara hizmet edilir. Dolayısıyla bu sergiyi gezdim. Çok güzel. Keşke bu sergiyi Sayın Şentop da gelip gezse. Yani kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir bir görebilse. Ders almak istiyorsa burada sanatçılar var. Sanatçılardan ders alabilir. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışında, daha doğrusu sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamaları, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamaları izledik. Ekranlardan ya da sosyal medyadan seçtiklerimizde bir de hani vermesem, göstermesem, anlatmasam içim rahat etmez diyeceğim bir görüntü var. Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, dün çarşı pazar gezerken bir Anadolu kasabasında, bir Anadolu kentinde diyelim, bir vatandaşın şöyle bir şeker Çankırı'daymış, şeker isyanıyla karşılaşmış, o anları izleyelim. Bana kapat diyorsan bakacaksın kardeşim, diyeceksin ki senin 4 kişilik ailenin gideri bana fazla bir para vermesin. 3 milyar ver, 3 milyar ben kapatayım. Ben de, sen benden kesiyorsun, ben elemanımdan kesiyorum. Aynen. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani bana yediğiniz, yani ben halkım, benden oy istemeye gereken istiyorsunuz da bana yenilen paraların hesabını verin abi ya. Pudra şekeri çekiyor diyor ya. Pudra şekerinin kilosu 30 milyon ya, ben alamıyorum pudra şekerini, burundan çekeceğim ben onu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, vatandaş haklı olarak pudra şekeri fiyatlarından yakınıyor. Güncel emtia pudra şekeri. Saatlerimiz 12.01'i gösteriyor. Şimdi gelin köşe yazarlarından alıntılar yapalım. Cumhuriyet Gazetesi'nde ikinci sayfada Emre Hocamız bugün Türkiye-AB ilişkilerinde 2005'te uyardığım noktaya döndük diye bir hatırlatma yapıyor. Rum kesiminin dayatması, yani o işte oylama günlerini hatırlatıyor. Annan planı oylamaları, onun sonrasında
Avrupa Birliği'ne Rum kesiminin üye yapılması, o günlerden bugüne Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinde neler yaşandığını ve 2021'deki Avrupa Birliği zirve toplantısında alınan kararlarla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Eskişehir milletvekili Utku Çakır Özel'in hatırlatmalarını köşesine taşınmış. Sonunda diyor ki Çakır Özel bu açıklamaları bağlamında Türkiye'ye tehditlerle, koşullarla dolu olan zirve kararlarını Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu gündem oluşturma gayretini memnuniyetle karşılıyoruz diye karşılamasını eleştiriyor. İktidarı Türkiye'yi demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaştıran tek adam yönetiminin dış politikadaki başarısızlıklarına bu zirve ile bir yenisi daha eklendi. Artık AB Türkiye'yi aday ülke olarak dahi görmüyor. Tam üye adaylığı Türkiye için kazanılmış bir haktır. Buradan geri dönülemez diye hatırlatmış. Emre Hoca doğru bir meseleye ışık tutmuş. Çok fazla konuşamadık bunu AB zirvesinin ertesinde ama Türkiye'nin artık o üyelik başvurusu, tam üyelik süreci filan onlardan kimse bahsetmiyor. Yani o böyle bir derin dondurucu da artık orada donmuş mu çürümüş mü kimse bilmiyor, unutulmuş durumda. Özdemir İnce Cumhuriyet ve Kadın başlığıyla yazmış bugünkü köşesinde. Ali Sirmen Talan Düzeni ve Montre başlığıyla yazıyor. AKP iktidar olunca Cumhuriyet'in her kavramı, her kazanımı tartışma konusu edilirken Kanal İstanbul'la birlikte Montre'de üstelik yanlış bir bağlamda masaya kondu diyor Ali Sirmen üstadımız. Son gelişmeler üzerine artık Montrö'de bir tartışma konusudur. Olayı bu hale getiren AKP'dir. Son günlerin kamuoyunu işgal eden sorunlarına bir bakın. Hepsinin çekişme konusu edilmesinde AKP'nin parmağını göreceksiniz. Çünkü sorunu çözmek durumunda olması gereken AKP bir çözüm makamı olmanın tersine anlaşmazlığın çıkma nedenidir demiş. Mine Söğüt geniş kalçalı ve çok memeli kadın tanrılardan söz ediyor. O işte Anadolu'da da örnekleri olan o arkeolojik kazılarda da çok sık gördüğümüz kadın simgeleri, tanrı heykellerini de hatırlayın. Ve kadının yeri, kadının statüsü İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hadisesinin üzerine yazmış. Diyor ki aslında konuşabilecek kadınların bile seslerini bir yere kadar çıkarabildiği bir dünyada başına geleni anladığı halde anlamamış gibi davranan tüm kadınlar suçludur. Kendi inandıkları dinin ve mezhebin ya da geleneklerin, göreneklerin, korkuların hapishanesinde. Toplumsal rollerle sakatlanmış bir kadınlığın ne olduğunu gayet iyi bildikleri halde celladına aşık bir zavallı gibi sindikleri yerden ancak kendilerine izin verildiği kadar konuşan kadınlar suçludur. Erkekler geniş kalçalı çok memeli kadın tanrıları bundan binlerce yıl önce canlı canlı toprağa gömdüler. Toplumun sindirdiği kadınlardan önce toplumda sivrildiği halde hala eril erkeği kutsayan bu suçlu kadınlara hatırlatmak gerekir diyor. Zafer Arapkirli, Bendeniz'in köşesinde de bugün Saymeyos hadisesini yazdım. Dün mecliste yapılan parlamenterlerin iradesine darbeyi yazdım. Ve bir siyasi hazımsızlığın ya da oy iradesine karşı hazımsızlığın örneklerini hatırlattıktan sonra şunu söyledim. Kimsenin darbe filan kastettiği yok. Tam tersine bunlar seçimine gitmez laflarını edenler, kazanamayacağınız her yerde ve her durumda çamura yatma ve oy iradesini inkar alışkanlığınızı yüzünüze vuruyor. Bırakın laf ebeliğini. Seçimle gitmez bunlar izlenimini oluşturan sizlersiniz. Çünkü sandık ve oy iradesini her fırsatta çiğnediğinizi ve çiğnemeye ileride de pekala niyetli olduğunuzu sürekli ikrar ve teyit ediyorsunuz. Demokrasi hazımlı olma rejimidir. Demokrasi kurallar ve teamüller rejimidir. Demokrasi maç oynanırken sahanın ve kale direklerinin boyutlarını, oyunun kurallarını değiştirme ayıbına tevessül etmeme rejimidir. Demokrasi sandıktan çıkan sonuca saygı rejimidir. Demokrasi sandıktan kendiniz çıkmadığında hır çıkarma ve oyun masasını devirme rejimi değildir. Biraz öğrenin diye yazdım bugünkü köşede. Tamamını da Cumhuriyet alır okursanız tabii ki seviniriz. Özlem Yüzak, neden bilim HBT 5 yaşında diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir bilim eki var. Onun 5 yaşında olduğunu hatırlatıyor.
tabii ki çok daha eski bir geçmişi olan dergiden söz ediyoruz. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi ama ben o derginin temellerinin sevgili Orhan Bursalı tarafından ta 1986-87 yıllarında atılışına tanığım ilk sayılarında da bazı yazılarım çıkmıştı. İftiharla onu da söyleyebilirim. 80'li yıllarda temeli atılmıştı. Buradan da sevgili Orhan abiye saygılarımızı, selamlarımızı göndermiş olalım. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın köşesinde bugün işimiz aşıya kaldı diye bir yazı görüyorum. Vaka sayısı açısından Avrupa'da birinciyiz. Dünyada dördüncüyüz. 40 binleri geçmiş durumdayız diyor. Varyantlar kaplamış her bir yanımızı. En çok da İngiliz varyantı. Ahmet İş'in dalgasında varyantlar kaplamış her bir yanımızı diye şarkı sözüne filan vuruyor. Ve işimiz aşıya kaldı diyor. İşimiz neden aşıya kaldı onu yazmamış ama. Onu yazamamış. Niye bu duruma geldik? Niye o kapkara tablo yani kırmızı tablo ortaya çıktı onu yazamamış. Hastanelerin durumu nasıl? Onu yazamamış. Toplumun %75'ini aşılamaktan söz ediyor. Çin, Alman, Rus nereden hangi aşıyı buluyorsak bulup Haziran sonuna kadar %75'i aşılamalı ve adına toplumsal bağışıklık denilen o ideale ulaşmalıyız. Fahrettin Koca Bey'in omuzundaki ağır yük budur diyor. Fahrettin Koca Bey'in değil, kararları alan tek kişinin, şahsımın omuzundaki yükten söz edeceksin Ahmet Hakan. Cesur olacaksın biraz. Bu sorunu kimin yarattığını da ortaya koyacaksın. Ondan sonra da çözümü vurgulayacaksın. Çözümün de tek çaresi aşı değil. Evet aşı şu anda elimizdeki tek silah ama bu manzarayı yaratanların da nasıl yarattığını ve esas çareyi de söyleyeceksin. Telaffuz edeceksin. Tam kapanma diyeceksin. Test politikalarının gözden geçirilmesi diyeceksin. Çareleri de söyleyeceksin. Tek şeyimiz aşıya kaldı falan değil. Mehmet Ceyhan Hoca'nın neden pek sevilmiyor demiş. Çünkü doğruları söylüyor demiş. Çünkü usanmadan bıkmadan uyarıyor demiş. Bir de kendi fotoğrafını koymuş. İşte bir yerde de bir tanıtım işte fotoğraf sergisi için çekmişler. Ahmet yine bugün köşeyi uyduruk malzemelerle doldurmuş. İş porta iş yok Ahmet. Uğraşacaksın biraz. Öyle 4 tane 5 tane uyduruk yazıyla köşeyi doldurmak yok. Koskoca Hürriyet'in genel yayın yönetmenisin. Biraz özen göster yahu. Neyse Ahmet'e buradan bedava ders vermiş olayım. Sabah sabah 9-8 Ahmet. Sabah neşemsin benim. Sedat Ergin. Suriye iç savaşı Avrupa'yı ve Türkiye'nin dış ilişkilerini dönüştürdü demiş. 10. yıl dönümünde savaşın Suriye'deki durumun bir muhasebesini yapmış. Abdülkadir Selvi mecliste güvenlik soruşturması krizi diyor. İşte dün yaşananları biraz da kendi işine gelen tutanaklardan almış. Yani tutanakların kendi işine gelen bölümlerini alarak AKP'nin yani yanlış olduğu partinin savunmasını yapmaya çalışıyor. Haklıydı demeye getiriyor o meclis darbesinin. Savunulacak neresi varsa. Demirtaş olayına da girmiş. Demirtaş neden Jerry Adams olamıyor diye çok önemli bir soru sormuş. Jerry Adams bilen bilir. İşte İngiltere'de ya işte Britanya'da Sinn Féin Partisi'nin bir zamanlar lideriydi, başkanıydı. Niye Jerry Adams olamıyor demiş. Şöyle anlatmış. Terör ve şiddet damgasını taşımayan Kandil ve İmralı vesayeti altında olmayan yeni bir arayışı dillendiriyor. Doğru düşünüyor. Sırtında PKK damgasını taşıyarak Türkiye Partisi olmak mümkün değil. Bu yaklaşım Kürt seçmen ve Türk solunun bir kısmında karşılık bulabilir. Ama Selahattin Demirtaş'ta eksik olan bir şey var. O da yeterince cesur olmaması. O nedenle İRA terörüne karşı çıkan Sinn Féin lideri gibi bir Jerry Adams olamıyor demiş. Sinn Féin lideri Jerry Adams'ın İRA terörüne karşı çıktığı falan yok. Terörün bir aşamadan sonra işe yaramadığı tezi üzerinden o barış sürecini gerçekleştirdiler. Bir bilene sor Abdülkadir Selvi. Mesela yıllarca naçizane 20 yıl oralarda yaşamış, Kuzey İrlanda'ya gitmiş, bu Jerry Adams başta olmak üzere o olayın, o sürecin aktörleriyle de konuşmuş, etmiş. Meseleyi enine boyuna bilen naçizane Zafer Arapkirlilere falan sor, sana bir anlatsınlar. Selahattin Demirtaş'ın neden Jerry Adams olamadığını da anlatsın sana. Ama hani böyle ezberden filan yazmayın. Bilen olduğu zaman, bilen okuduğu zaman da ayıp oluyor diye nacizane bu saçları haybeye beyazlatmadık diye de hatırlatmak istiyorum. Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nde Necati Doğru'nun yazısına bakalım. Necati Doğru ustamız yüzler pudralandı, harita kan kırmızı diyor. Hem o pudra şekeri hadisesine hem de Covid hadisesine, Covid'deki duruma değinen bir yazı yazmış. Diyor ki Necati Usta,
Elde pudra kutusu, testi pozitif çıkan tüm vakaları pudralayıp örttüler sadece. Belirti gösteren hastaların sayısını açıklayarak çok başarılı, duruma hakim, ne yaptığını bilen, gelecekte büyüyebilecek tehlikeyi anında görüp her türlü önlemi alan yönetim algısı yarattılar. Algı fos çıktı. Salgın üçüncü zirveyi yaptı. Türkiye neredeyse her aileden koronaya ölü veren ülke durumuna geldi. Türkiye, Almanya'da kendi evlatlarının bulduğu aşıyı zamanında sipariş verip alamaz duruma düşürüldü. Ve Çin'den bedava diye gümrüğe gelen 1 milyon doz aşı da devlete 12 milyon dolara fatura edildi. O hikayede pudralanıp örtüldü. Pudra çekiyorlar, harita kan kırmızı diye yazmış Necati Doğru. Uğur Dündar Üstadımız da Halkın Sesi başlığıyla yazmış bugün. Geçmişte yaşanan bir hadiseyi, bir cinayet hadisesini, bir eve yapılan soygun girişiminde işlenen bir cinayeti anlatıyor. İşte o olayın hukuki sürecini filan anlatıyor ve halkın sesini muhalefet partilerimize duyurduğunuz için çok teşekkürler Uğur Bey diye biten bir mektupla anlatmış Uğur Dündar. İsmail Saymaz kardeşimiz bugün işsiz, torpilsiz, umutsuz başlığıyla işsizlik sorununun ne kadar vahim düzeye geldiğini anlatan bir yazı yazmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın İPA isimli bir ajansın bünyesindeki İstanbul İstatistik Ofisi'nin yayınladığı işsizlik verilerini aktarmış köşesine. Gençlerin %74.7'si lise, %21.1'i ortaokul, yani işsiz gençlerden söz ediyor. %4.2'si ilkokuldan mezun. %58.5'u erkek, %41.5'u kadın, %86.3'ü tanıdığı olmadan Türkiye'de iş bulmanın zor olduğunu düşünüyor demiş. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler başlıklı bir araştırmanın sonuçları, son derece çarpıcı veriler var. İsmail Saymaz'ın köşesini bugün Sözcü'den okumanızı tavsiye ederim. Emin Çölaşan abimiz yorgunluktan yakınıyor. Haklı olarak neredeyse 1000 senedir yazı yazıyor. Diyor ki haftada 6 gün yazıyordum. Bundan sonra 5 gün yazmak üzere Sözcü'nün genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'la oturduk, karar aldık diyor. Bundan sonra haftada sadece 5 gün yazacakmış. Gerçekten zor, yorucu bir faaliyet. Öyle oturup da 2 dakikada yazıldığını zannetmeyin bu yazıların. Yani köşe yazarı, oh ne güzel, oturuyor tık 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 yazıyı yazıyor, atıyor, gönderiyor, oh. Öyle değil, o kadar basit değil köşe yazarlığı, gazetecilik. Hani bazıları o kadar basite indirgiyor olabilir, yazdığında 3 kuruşluk meymenet yoktur ya da hayır yoktur, ama Emin Çöreşan'ın yazdığı yazılar için aynı şeyi söyleyemezsiniz. Orada da Emin abinin hakkını teslim edelim derim. Murat Muratoğlu logosuna başak yerine ampul koysun diyor. Neden bahsediyor? Ziraat Bankası'ndan. Ziraat Bankası'ndaki ahbap çavuş ilişkilerinin orada dönen olayların arka planına ilişkin yazmış. Çiğdem Toker Kocaeli'de bir tramvay hattı hikayesi diye Kocaeli Şehir Hastanesi'ne giden yola çekilen hattı yazmış. Bir de Yılmaz Özdil'in köşesine bakalım Sözcü'den. Ramazan soruları demiş. İşte Ramazan'la ilgili bir takım gerçekleri anlatmış. Sonunda da diyor ki birbirinden saçma, yanlış ve tutarsız kararlar yüzünden Türkiye maalesef günlük vaka ve ölüm sayısında Avrupa'nın en kötü ülkesi haline geldiyse, nüfusu oranına baktığımızda dünyanın en kötü ülkesi durumundaysak, 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olanlar, bir o kadar insanın ölümünü de gizlemeye çalışanlar, isterse dezenfektan banyosu yapsın, virüsten arınsa bile bu vebalden arınabilir mi demiş. Ve vaktimiz de süremiz de bugün dolmuş oldu. Saatler 12:15'i gösteriyor. Pazartesi sabahı yine medya terapide bu arada buluşmayı diliyoruz, ama akşam 18:30'daki KRT akşam haberlerine de bekleriz. Hoşçakalın.